de sıkıntı yok. Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Oğuz. Bitcoin'deki son durumu konuşacağız. Bitcoin acaba 20 bin doları tutabilecek mi? Bunu inceleyeceğiz. Ee, şimdi biliyorsunuz e, bir 50 bas puanlık e, bir beklenti oluştu piyasalarda özellikle son dönemdeki gelen veriler ışığında. Tabii biz bir önceki FED toplantısından beri bu verilerde değişiklik olacağı için olumsuz yönde yani FED'in aleyhine bir değişiklik olacağı için bir sonraki faiz artışının 50 bas puan olacağını yani en azından böyle beklediğimizi sizlere ifade etmiştik. Bu ay FED toplantısı olacak bu çok önemli tabii o sırada da diğer veriler de gelmeye devam edecek. Bunların ışığında fiyatların nereye hareket ettiğini hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki yayında işin temel kısmını da size gelen veriler ışığında daha detaylı bir şekilde anlatacağım ama bu video olduğu için mümkün mertebe işte Bitcoin'i inceleyeceğim. Eğer vakit kalırsa Ethereum'a bakmaya çalışacağız. Ee, ve bunlarla birlikte videomuzu sonlandıracağız. Şimdi Bitcoin'de e, düşüş gerçekleşti i̇şte biliyorsunuz. Şu şekilde bir rising broadening vecimiz vardı yükselen genişleyen yapımız. Ve bunun formasyon hedefi olan 19.700'lere kadar fiyatın düştüğünü gördük. Burası şimdi bizim için günlük bazda karşımıza çıkan ilk destek alan olarak gözüküyor. O yüzden 19.700'ün altına eğer günlük kapat kapatırsa Bitcoin 18.250 ve akabinde buranın da kaybedilmesi durumunda 15.500'lere kadar fiyatın geleceğini görüyoruz. Yani genelde bu tarz yapılar arkadaşlar trend, trend reversal'dır. Yani bunu bir önceki videomuzda ve yayında da anlatmaya çalışmıştık. Daha bu düşüş gelmeden evvel bunlar trendlerin geriye dönebileceğini gösteren formasyonlar ve maalesef de bakın Bunların ışığında da ilgili seviyeye düşüş geldi. Ve bakın bir tane de benim oluşturmuş olduğum yükselen kama yapısı vardı. Bu kamanın da kırıldığını sizlere ifade etmiştik aslında. Bakın bu kamanın da bizim için formasyon hedefi ortalama olarak 16.500 civarını gösteriyordu. Bu formasyonda kırılmıştı ve burada gelip ilk iğne attığımız nokta çok önemli. 69 bin dolardan bu yana seyreden bakın düşen trend alanımız vardı. Fiyat gelip tam bu noktaya iğne attı. Yani burada 19.700 seviyesi. Çünkü bakın iğne attığı yerde tam olarak burası. Yani 3 aşağı 5 yukarı 19.700-19.500 suları. Bunun altındaki günlük kapanışta artık e, fiyatlar 18 bin dolarlara, 18 binden hatta belki. 16.500 15.300 civarına kadar yani bu bölgelere kadar düşüş devam edecektir. Ben şahsen böyle olacağını düşünüyorum. Fikrimi sormak isterseniz. Yani bana göre fiyatlar düşmeye devam edecek. Çünkü şu anki ekonomik ortamda fiyatlarda bir boğa piyasasının yaşanabilmesine dair herhangi bir veri maalesef yok. Yani temel manada böyle bir şey göremiyoruz. E teknik manada da göremiyoruz. Yani baktığımızda mesela hareketli ortalamalar göstergesinde böyle günlük bazda tekrar geriye dönüp incelediğimizde bakın burada 20 50 ters kesişiminin geldiğini göreceksiniz ve bunun iyice onayı bugün geliyor. E bugünle birlikte zaten bir de burada biz yani 200 günlüğü kaybedersek burası da ortalama 19700'e tekabül ediyor. Yani burayı da kaybettiğimiz anda bu sefer 50 günlük hareketli ortalama çok hızlı bir şekilde kafasını aşağıya yiyip yani ortalama olarak Nisan ayının ortalarına kadar bir e, dead cross'a yani 50-200 ters kesişimine sebep olacak. E Zaten haftalık bazda biliyorsunuz dead cross gelmişti bizim için. Bunu ifade etmiştik sizlere. Fiyatın 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar yükseleceğini ancak buranın üzerinde haftalık kapatamadan geriye düşeceğini söylemiştik. Beklediğimiz gibi ilerliyor şu an piyasa. Hem kısa hem de orta vadeli ölçeklerde. Yani bunların ışığında ben açıkçası bir boğa piyasasının yaşanabileceğine dair şu anda bir ortam görmüyorum. E aylık bazda baktığımız zaman özellikle kendi göstergelerimizle tarihte ilk defa bir satım sinyali gelmişti. Ta aralığı ocağa bağlayan ayda yani Ocak ayının başında onaylanan mumda bir satım sinyali gelmişti tarihte hiç görmediğimiz bir şey. E zaten 200 haftalık hareketli ortalama keza aynı tarihte hiç e, bu bu benzeri bir durumla karşılaşmamıştık. E zaten şu anda bir doji mum da geliyor. E 3 haftalığa baktığınız zaman kırmızı bir doji geliyor. Yani artık yükselişin sona ermiş olabileceğine dair. E 2 haftalıkta money flow kırmızıya geçiyor. Ve tam olarak direnç alanından reddedildiğini görüyoruz. Haftalık bazda satım sinyalinin gelmesi ve DBSI yani Dual Bands Strength indeksi yani bu endeks 16 olarak gözüküyor ki 13'ten daha büyük olduğunda mumun üzerindeyken bir satım sinyali mumun altında 13 veya daha büyük olduğunda bir alım sinyali olduğunu biliyorsunuz. Ve bakın 16 ki gayet güçlü bir şekilde bunun da satım sinyali verdiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yarın gece kapanışıyla yine yayında olacağız. Yani gece kapanışına değil ama yarın yine yayında olacağız. Bunları yarın tekrar inceleme fırsatımız olacak. Yani bunların ışığında açıkçası ben tablolarda çok olumlu görünümler olduğunu düşünmüyorum. E bakıyorsunuz 4 günlükte short sinyali geliyor. 3 günlükte zaten short sinyali gelmişti. Onaylandı. Biz burada bir %15 daha nakite geçtik. Şu anda nakit miktarımız %60, içeride olduğumuz miktar %40 arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra e, portföyümüzü yani uzun bir aradan da dediğim hani bu yılın Ocak ayından bu yana ilk defa portföyümüzün çoğunluğu tekrar nakit kısma geçti. Yani %40 miktarda içerideyiz. E 4 günlük görünümde zaten yine buradaki portföyü de stoplamıştık. Biliyorsunuz bir, biz her zaman aralığına Yaklaşık olarak %15 ve haftalığa %10 şeklinde bir portföy düzenlemesi yapmıştık. Burada ilgili bölgelerin her altında kapanışta biz ilgili oran neyse almış olduğumuz oran bunun nakite geçiyorduk genel portföyümüze baktığınızda. Bugün baktığımızda 5 günlük tabloda da şu anda ilgili seviyenin altındayız. Bu gece kapanışıyla beraber bir %15 daha nakite geçeceğiz bilginiz olsun ilgili seviyenin altına kapattığımızda ki yani şöyle baktığım zaman bu seviyeye ortalama olarak 21.170 dolar olarak gözüküyor. Şu anda biz 21.150 dolardayız kapanış değeri olarak. Evet tabi fiyat şu anda 20.080 dolar ama kapanış değeri haykin aşamalarında farklı bir hesaplanma metodu var. Yani şu anda 20 dolar kadar kapanış ilgili olması gereken kapanış değerinin altındayız. Valla böyle durumlarda arkadaşlar ben stoplarım. Yani mesela boğa piyasası olsa Belki burada daha belirgin bir kırılım görmek isterim 100 dolarlık 200 dolarlık ama şu anda böyle bir ortamdayken açıkçası hiç risk almak istemiyorum. Zaten bakın 6 günlükte de mesela baktığımız zaman burada da kaybediyor gibi gözüküyoruz. Yani her şeyden önemlisi arkadaşlar haftalıkta bile böyle gözüküyorken açıkçası ben burada çok içeride kalma taraftarı değilim. Bu gece %15 daha çıkacağım ve toplam içeride olduğum miktar %25'e düşecek nakit miktarını %75'e taşıyacağım haberiniz olsun. Paramı %75'i nakitte duracak. Ve bu nakitte duran kısmı banka hesaplarınızı almanızı öneriyorum. Dün de yayında bunun sebebini uzun uzadıya anlatmaya çalıştım. Yani buradaki görünümlerde baktığımız zaman momentum bazında bir pozitif uyumsuzluk veya fiyatın buradan zıplayabileceğine dair Herhangi bir veri yok. Ha burada 3 aşağı 5 yukarı dediğim gibi mesela burada da 19.250 gözüküyor. Şöyle de değerlendirebilirsiniz. Fiyat 19.250'nin altında kapatırsa hani 19.700 ile 500 aralığı da çok önemli. Ama siz bunun bir kademe daha altını takip edebilirsiniz. 19.250 bunun altını kapattığında aslında bizim ana hedefimiz 15.300'ler 15.500'ler olacak ama işte kademeli bir şekilde buraya nereye inebiliriz? İşte 18.200. Veya burada başka bir seviyemiz var mı 18.200 ilk etapta 19.000 dolar bakın zaten görüyorsunuz sonra 18.200 işte sonra kademeli bir şekilde 16.500'ler ve akabinde 15.300'lere kadar düşüşlerin ben açıkçası devam edeceğini düşünüyorum. Ha, ümit ederiz yanılırız burada. Bizim için çok fazla değişen bir durum yok. Mesela burada ilgili seviyenin mesela neymiş günlük tabloda 22.300'den geçiyormuş şu an hareketli ortalama. Bunun üzerinde günlük kapatırsa biz yine alırız. Yine içeriye gireriz ama bu olmadığı takdirde asla alım yapmanızı önermiyorum. Şu anda bizi ilk etapta biz stratejimizi kullanarak gerçekten güzel kazandık ama bizi takip edemeyen arkadaşlarımız oldu. Gerek stratejimize anlam veremediğinden gerek başka konulardan... Sizin için bu güzel bir şans arkadaşlar. Tekrar bizi yakalayabilirsiniz bir sonraki alım yaptığımız evrede. O yüzden biz 21 üstler hareketli ortalamaya bakıyoruz. Buranın üzerinde kapattığında alım yaparak tekrar şansımızı deniyoruz. Hatırlarsanız dünkü yayında size fiyatın en fazla buradan bir 20.700 veya 21.000 dolara kadar yükselebileceğini ve oradan tekrar geriye düşeceğini düşündüğümü ifade etmiştim. Aynen de öyle oldu. Gece ile sabah 7 aralığında fiyat yükselip bir 21 bin doları denedi ve burayı geçemediği gibi tekrar gelip 19.800 lira kadar düştü. Şu anda fiyat burada tutulmaya çalışıyor. Yani 20 bin doları tutmaya çalışıyor. Açıkçası 20.800 doları geçmediği müddetçe ben şu an hala short pozisyondayım. Bunu long pozisyona çevirmeyi düşünmüyorum ama dün eğer hiçbir pozisyonunuz yoksa, fiyat da bu kadar düşmüş ve destek alanına gelmişken <laughs> bir long pozisyon alınabileceğini ifade etmiştik ve TP'si işte 20.700 21.000 civarlarında olan bu fırsatı değerlendiren arkadaşlarımızı ee, kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Açıkçası ben yani stratejim gereği yaklaşık 22 bin küsürlerden beri short pozisyonda olduğum için ben burada bunu değerlendirmedim. Ama hiçbir işlemim olmasaydı belki burada ben de değerlendirebilirdim. Değerlendiren arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Şu anda peki yapılabilir mi bu? Şu anda bile hala yapılabilir ama TP bölgesi çok yakın. Yani 20.800'e geldiğinde fiyat TP e, almanız gerekiyor. Birinci tepe bur bölgesi burası. Yani 3 aşağı 5 yukarı ne kadar yapar burası? %3 yapıyor. <laughs> yani 10 kaldıraç kullandığınızda yaklaşık %30 yapar. Ha spot alımı önermiyorum. Yani 4 saatlikte ille de bir spot alımı yapmak istiyorsanız 20.800'ün üstündeki kapanışı bekleyin. Onun haricinde spot alımı yapmayın. Ha illa de eğer e, buradan bir vadeli işlem yapmak istiyorsanız buradaki olay yani vadeli işlem yapın. İlle de vadeli işlem yapmak istiyorsanız değil. Yani spot işlem yapmayın. Spot işlemi 20.800'ün üstündeki 4 saatlik kapanışla düşünün. Onun haricinde vadeli işlem yapan arkadaşlarımız. Burada bakın tekrar ifade etmekte yarar görüyorum. 19.806 4 saatlik kapanışla pozisyonu stoplasınlar. Yani böyle bir şey değerlendirmek istiyorsanız veya <laughs> aynen çok fazla bir fark yok. 19.806 4 saatlik kapanışla stop olabilirsiniz. TP1 <laughs> 20.800 TP2 hatta 20.750 TP2 21.500 TP 3 22.300 olarak sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi 4 saatlikteki görünüm bu şekildeydi. Saatlik bazda da şimdi momentumsal olarak da bakacağım. Saatlik bazda da 20.100 doların geçilmesiyle long pozisyon alınabileceğini, 20.300 doların üzerindeki kapanışla beraber de buna ekleme yapılabileceğini anlatmıştım size ve TP'nin 20.900 olduğundan bahsetmiştim saatlik bazda. Gerçekten güzel bir trade oldu. Bunu da değerlendiren arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Burada TP alındı çünkü. Ve şu anda tekrar direncin üstüne atmaya çalışıyor. Vallahi saatlik bazda işleme girmek isteyen arkadaşımız varsa ufak bir miktar buradan long pozisyon alabilirsiniz. 20250'nin altında saatlik kapattığı an stop olacak şekilde şu anda buradan long pozisyon denilebilir. TP bölgesi yine aynıdır. İlk TP bölgesi 20900 İkinci TP bölgesi 21.250, üçüncü TP bölgesi de 22.000 dolar olarak deneyebilirsiniz. Ha baktınız ki 20.250'nin altında saatlik kapattı. Long pozisyonu kapatır. Bu sefer short pozisyona geçersiniz. Onun da TP bölgesi burada 19.600 dolar bölgeleri olacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim momentum bazında neler oluyor burada inceleyelim bakalım. Şimdi 4 saatlikte burada bir uyumsuzluk yok. Bir boğa uyumsuzluğu, gizli boğa uyumsuzluğu vesaire herhangi bir şey olmadığını görüyorum. O yüzden burada tam fiyatın dönebileceğine dair bir emare yok. 3 saatlikte keza benzeri bir tablo var. Biraz 2 saatlik ve 1 saatlik fena gözükmüyorlar. Yani bunlar biraz iyi gözüküyorlar. Fiyatın en azından buradan bir tekrar belki 21 bin dolara kadar yükselebileceğine dair biz sadece buralarda güzel e, görünümler var. Ama tabi burada önemli olan şey e, sizin 20, 20 bin 250'nin altındaki saatlik kapanışa bunu satacak olmanız. Çünkü zaten şu anda anlık olarak fiyatlarda volatilite çok yüksek ki o da 20 dakika sonra bu işleme girine. Bakın şimdi mesela tekrar dönelim saatlik tabloya. Tekrar saatlik tabloya dönelim. Şimdi Coinbase ile biraz Binance fiyatları arasında da fark var. Bu biraz çok sert düşüşlerde arkadaşlar bu makas aralığı biraz açılabiliyor. Mesela bakın şu anda Coinbase'de 20.270 20, dolarken Bitcoin Binance'de 20.090 dolar. Ha, buraya göre yani buradaki tabloya göre işleme girecekseniz 20.250'nin altında saatlik kapanış bekleyin. Yok eğer diğer türlü yani e, Binance tablosuna göre bakacaksanız o zaman burada da bekleyin ki 20.250'nin üstünde kapatsın. En azından 20.200'ün üstünde kapatsın. Yani Hangi borsadan işlem yapıyorsanız neye göre bakıyorsanız biraz ona göre değişir. Çünkü ona göre takip edeceksiniz. Ama ben yine de eğer saatlik tabloda işleme giriyor olsaydım burada bir şansımı denerdim arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Ufak bir şansımı denerdim. En fazla bunu çok ufak bir miktarda stop olur sonra short pozisyona dönüp oradan kazanırdım şahsen. Şimdi evvela Quantfir'den bahsetmek gerekirse Quantfir 2018'de kurulmuş, içerisindeki bütün işlem yapılan piyasalarda lisansı olan bir broker firması. Ben de yaklaşık olarak bir buçuk yıldır kullanıyorum. Yani üç ay sonra bir buçuk yıl olacak. Gerçekten memnuniyetle kullandığım bir platform. Bakın görüyorsunuz 1512 tane hisse senedi. 46 tane kripto çifti ki bunların bir tanesinde ben her ne kadar çok fazla işlem yapmayacak olsam da gerçekten gelmesine çok mutlu olduğum bir parite olmuş. Birazdan göstereceğim. İşte 44 tane ETF, yaklaşık 18 tane MTF endeks vadeli işlemi ve 25 tane forex çifti bulunduruyor. Bunların hepsinde işlem yapabiliyorsunuz. Yani ben neden 1,5 yıl önce Q&F'yi yı tercih ettim? Çünkü hiçbir işlem ücreti ve Komisyon yok yani bu benim için gerçekten çok önemliydi yani e, işlem yaptığım zaman aynı zamanda komisyon vermemek gerçekten çok büyük bir avantaj birazdan da nasıl bir avantajı olduğunu sizlere göstereceğim bu yüzden bu platformu kullanıyorum zaten 724 Türkçe destek ekibi de var size her konuda yardımcı oluyorlar yine mobil aplikasyonları var buradan indirebiliyorsunuz yani bununla birlikte dediğim gibi kullanması oldukça keyifli oldukça kolay bir platform bir yılı aşkın süredir kullanıyorum ve gelelim buradaki yeni gelen öncelikle paritemize bir bakalım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi Bitcoin Türk Lirası paritesi geldi arkadaşlar. Ben çok sevindim buna çünkü her ne kadar da işte ben çok fazla Türk Lirası paritesinden hatta yani şimdiye kadar çok nadirdir benim işlem yaptığım. Yani böyle bir durum olsa da bir taraftan hani Türk Lirası olarak da fiyatını görebilmek Qentviri üzerinden hatta işlem yapıyor olabilmek bence çok güzel bir özellik. Yani bunu eklemiş oldukları için de ben buradan ekibe tekrar çok teşekkür ediyorum. Buradan da bundan sonra Türk Lirası bazından da fiyatını görebileceğiz. Ha belki bazı arkadaşlarımız vardır işlem yapıyorlardır Türk Lirası'ndan artık orası sizin bileceğiniz iş. Burada dilediğiniz şekilde işleminizi yapabilirsiniz. Buradaki son durumları takip edebilirsiniz. Hesap kısmı yani bildiğiniz gibi e, para yatırma meselesi bütün kripto para borsalarında 3 aşağı 5 yukarı aynı. Burada herhangi bir pariteyi seçtikten sonra yükleme yap kısmından cüzdan adresinizi alıp paranızı yatırabiliyorsunuz. Ha yatırdıktan sonra isterseniz buradan transfer yapıp benim gibi marjin hesabınızı alıp marjin işlem yapabilirsiniz veya isterseniz burada cüzdan olarak da kullanabilirsiniz. Yani bu aynı zamanda bir adı üstüne zaten spot cüzdan. Buradaki cüzdan olarak da bunu değerlendirip buradaki ürünlerinizi tutabilirsiniz. Bununla beraber kartla da yükleme yapabiliyorsunuz. Yani bu banka kartıyla da kripto satın alabiliyorsunuz. Buradaki varlıklardan. Ve burada e, Q&Free'nin sizden aldığı herhangi bir ücret yok. Artık bankanız bir ücret alıyorsa onu tabii ki bilemeyiz ama Q&Free sizden herhangi bir ücret e, talep etmiyor. Ve burada mesela işlem gücü kısmını göstermek istiyorum. Minimum 50 dolar yatırmanız gerekiyor. Eğer marjin işlem yapacaksanız Q&3'ye en az 50 dolar eklemeniz gerekiyor. Çünkü neden? En az 1000 dolarlık işlem gücü satın almalısınız ki marjin hesabınıza paranızı aktardıktan sonra nereden aktarıyordunuz? Az önce mesela göstermiştim. Burada transfer yap kısmından para yükleyip burada bakiniz gözükünce zaten transfer yap kısmı açılacak ve orada marjin hesap kısmını göreceksiniz. Aktardıktan sonra para buraya gelecek. Daha sonra diyelim ki siz e Marjin işlem yapacaksınız dediğim gibi minimum 50 dolar olması lazım ki siz bunu 1000 dolarlık işlem gücüne çeviresiniz yani 20 çarpanla çarpasınız ha işlem gücünüz 1000 dolarken buraya geldikten sonra siz bunu isterseniz 10 dolar ile işlem yapın isterseniz 100 dolar ile mesela 100 dolar ile işlem yapsanız ne oluyor 50 dolarlık değil mi bir e, işlem gücü satın almıştınız 1000 dolarlık ama o 1000 doların 100 doları yani ne yapıyor 2 çarpan kullanmış oluyorsunuz işte 150 dolarını kullanırsanız 3 çarpan kullanmış oluyorsunuz. Yani kendi içerisinde işlemler hem çapraz hem de marjin işlem özelliği taşıyor. Yani bunu dünyada başka yapabilen bir platform yok. Oldukça müthiş bir sistem. Ama tabii ki maksimum 20 çarpana kadar çıkabiliyorsunuz. Yani 1000 doların üstüne çıkamıyorsunuz. Bence çok da gerek de yok. Yani 20 çarpanın üzerindeki işlemler bildiğiniz kumardan farksız işlemler. Çünkü anlık olarak sizin için yani değişiklik gösterecek çok ciddi değişiklik gösterebilecek işlemler olduğu için 20'den fazlasına da gerek olduğunu zannetmiyorum. Ve burada performans skalanızı görebiliyorsunuz. Geçmişte ne yapmışsınız, hangi pozisyonlardan daha iyi kazanmışsınız, short'tan mı, long'tan mı diye hepsini takip edebilirsiniz. Bununla birlikte işlem geçmişini de şöyle göstermek gerekirse bakın yani bu sıfır işlem ve sıfır komisyon olayının bize şu ana kadar kattığına bakın. E 1558 dolar buradan. E yaklaşık 128 dolar da buradan arkadaşlar. Nereden baksanız 1780 dolar civarı bize bir kar sağlamış. İnanabiliyor musunuz? Yani 35-40 bin liraya yakın bir paradan bahsediyoruz burada. Sadece işlem ücreti ödemediğimiz için cebimize kalmış. O yüzden de Qentvile'yi kullanmaktan oldukça keyif alıyorum. Ve hepinize canı yürekten tavsiye ediyorum. Qentvile'yi kullandığınız takdirde e, bence bunların ne kadar önemli olduğunu iyice anlayacaksınız. Açıklama kısmındaki davet kodundan, CryptoGuz davet kodundan kayıt olduğunuzda da yapmış olduğunuz işlemlerden ekstra ödüller kazanacaksınız. Bunlar çekip kazanabileceğiniz ödüller olacak ve şimdi hemen isterseniz videomuza geçelim. Şimdi dolar endeksini veya Amerika'daki diğer endeksleri çok incelemek istemiyorum. Çünkü zaten hafta sonuna girdik. Dün de bir canlı yayın yapmıştık. Oradan da endeksler hakkındaki fikirlerimi görebilirsiniz. Zaten hem seviyeler aynı hem de endekslerin görünümü aynı. Dediğim gibi bir değişiklik yok hafta sonuna girdiğimiz için. O yüzden Bitcoin dominansını da inceleyip videoyu sonlandırmak istiyorum. Şimdi Bitcoin'de Ethereum'u da incelemek istemiyorum. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı Bitcoin neyse Ethereum'da odur. Yani Bitcoin Bitcoin için ne söylüyorsak, Bitcoin için ne yapmanız gerektiğini ifade ediyorsak. Mesela diyelim ki Bitcoin'de 20.800'ün üstünde 4 saatlik kapanış geldiği zaman örnek veriyorum. Ben long pozisyona gireceğim dedim size. Eğer Bitcoin 20.800'ün üstüne 4 saatlik kapatırsa siz Ethereum'da da long pozisyona girebilirsiniz. Burada herhangi bir değişiklik olmaz. Bitcoin ilgili seviyeyi kaybettiği zaman pozisyonu kapatıp short'a mı dönmeniz gerekiyor? Takip edersiniz Bitcoin'i ilgili seviyeyi kapattığı zaman siz Ethereum'da mesela işlem yapıyorsunuzdur. Bitcoin ilgili seviyenin altında kapattığı zaman long pozisyonu Ethereum'da kapatıp Ethereum'da short işleme girebilirsiniz. Yani böyle dönemlerde Bitcoin neyse 3 aşağı 5 yukarı Ethereum'da aynısı oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bitcoin dominansına baktığımız zaman da 3 aşağı 5 yukarı çok kullanıyorum bu cümleyi. Yani kesmek istiyorum. Bırakacağım. Yayın yapmayı bıraktıracak bana. Ne bu ağzıma dolaştı ya 3 aşağı 5 yukarı dünden beri. Neyse. Ya sabır diyelim. Şimdi burada baktığımızda yani biz bir önceki yayınımızda 42.5'a kadar dominansın düşebileceğinden bahsetmiştik. Bir önceki videomuzda daha doğrusu videomuzda veya yayınımızda. Burada aslında yani geldi de sayılır. Yani baktığınızda 42.8'e kadar burada dominansın düştüğünü gördük. Yani burada bizim için 43.7 seviyesi çok kritik bir seviye Bitcoin dominansında. Eğer biz 43.7'nin üzerinde günlük kapattığını görürsek dominansın ve bu esnada şimdi siz bakmayın altcoin'ler mesela çok düştü diye düşünebilirsiniz. Emin olun dominans da düştü. Yoksa eğer dominans yükselseydi siz altcoin'lerdeki düşüşü o zaman görseydiniz. Yani böyle var ya aklınız almazdı. Sen mi söylüyorsun? Öyle büyük düşüş gelirdi. Çünkü baktığınızda %20 düşmüş arkadaşlar altcoin. Yani %20 düştüğü bir yerde hani diğer altcoinler Ethereum en az %30 35 düşerdi. Diğer altcoinler %50 60 çakılırlardı. Yine buna rağmen bakmayın. Az da düştüler. Yani o yüzden burada eğer Bitcoin düşmeye devam ederken Dominance 43.7'nin üstüne atabilirse, atarsa yani 44.5 ve akabinde 45.7'lere kadar bu dominans yükselir. Haberiniz olsun. Hatta belki 47'lere kadar bile devam edebilir. E tabii ki altcoin'lerde burada ciddi manada zarar görürler. Dominansa da bir taraftan çok dikkat etmek gerekiyor diyerekten videoyu sonlandırmak istiyorum. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Dünkü yayınımızda çok ilginç bir e, analiz yapmıştık. Onu da muhakkak e, kanalımıza abone olduktan sonra izleyebilirseniz çok seviniriz izleyip beğenebilirseniz. Ayrıca bu videoyu da eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi akşamlar. İyi geceler. Hep böyle yayından ağzımızda takılı, takılı kalmış. İyi akşamlar. Bol kazançlar efendim.